tuzumuz yer altındaki kayalara, kaya tuzlarını yağlayarak çıkan gerçek kaya tuzudur. Hijyenik ortamdadır. Güneş enerjisiyle elde ediyoruz. Yani yılda 2 ay kadar bir tuz üretimi alabiliyoruz. Diğer zamanlar tuz üretimini alamıyoruz. Tuzumuzun özelliği çok, mineralleri yüksek. Tansiyonu tetiklemeyen, etkilemeyen bir tuzdur. Zaten tansiyonu etkileyen tuzlar rafine tuzlardır. Bugün işte Çankırı'daki kaya tuzlarını, safirdir, bilmem nedir bunlar, orada kaya tuzlarını kırarlar, eritirler. Erittikten sonra da püskürtme ile rafine tuzu yaparlar ve içine kimyasal katarlar. Yani Çankırı'nın kaya tuzlarının adı çıkmış ama maalesef rafine olduğu için bunlar da tansiyonu etkileyen şeylerdir. Tuz ayarında, kararında kullanıldığı zaman tansiyonu etkilemez, etkileyen unsurlar bunlardır. Tuz Gölü'nün tuzu hem görsel basında hem yazılı basında Konya lahm tuzlarının iç lahmının oraya aktığı aşina. Sanayide kullanılır deniyor ama maalesef orada fabrikalar kurup yıkıya yıkadık, verdik, temizledik, gitti diye piyasaya sürüyorlar. Yani insan sağlığını düşünen, keşke bir sağlık bakanlığı olsa da insanların sağlığıyla ilgilense. Yok böyle bir şey, yok. Yani tüketici ne yediğini bilmiyor. Hayvanlar otlanırken otları seçerek yerler ama insanlar önüne konan her şeyi yerler. Tuz satışında bir sorunum yoktur. Çıkarabildiğim kadarını, yani mevsime göre tuz çıkar. Güneşli havada çıkar, yağmur yağdığı zaman düşer, üretim düşer. Ama ürettiğim kadarın tamamını tüketiyorum. Yani internet vasıtasıyla Türkiye'nin her tarafına benim tuzum gider. Her vilayetinde benim tuzum gider. Güzel. Öde. Evet, 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 evet. Yani bu tuzu kullananlar başka tuz kullanmazlar. O bir alışkanlık yapar. Keşke devletin katkısı olsa da üretimi daha fazla artırsak. Ben kobi alamadım buraya. Destek alamadınız. Yok, yok, yok. Yani biz kobi alamıyoruz. Yani bize vermiyor. Kobi verirken diyor ki karşılığında 10 katı mal göster. Benim 10 katı malım olsa ben senin kobini ne yapacağım? Ya, satışlardan memnunsunuz. Satışlardan memnunuz. Ama kişi bu sağlıklı tuzların üretimini artması için devletin katkısı gerekir. Devletin bize enerjide yardımcı olması lazım. Kobide yardımcı olması lazım. Daha hijyenik ortamlarda paketlenmesi gerekir. Bu ekonomik olarak tabii ki devletin bu tür yerlere sahip çıkması lazım.